Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. İnternetimde sorun vardı. Onu düzeltmeye çalıştım. Ben şimdi yükselen koçlarla başlıyorum. Sesimde bir sorun var mı? Umarım yoktur. Bu arada herkese hoş geldin. Şimdi yükselen koçla başlıyorum dediğim gibi. Tüm yükselen koçlar arkadaşlar özellikle yılın ikinci yarısı çok büyük fırsatlar elde edecekler. Yılın ikinci yarısı Jüpiter ilişkiler konusunda onları çok çok destekliyor. Ayrıca 2023'te de yükselen koçlar zaten desteklenecek dediğim gibi Güneş koç arkasına Ay koç olarak da yorumları lütfen dinleyin dikkate alın diyorum ee, ilk ya e, 2022'nin ilk yarısı biraz e, sağlıklara önem vermeleri gerekiyor arkasından e, ilişkiler pat gündemleri e, olacak ama bu sadece Tabii ki e, aşk ilişkisi vesaire düşünmeyelim hayatında pek çok ilişki ön planda olacak kısmetli bir 2022 ikinci yarısı yaşayacak yükselen Koçlar e, arkasından Zaten bence uzun süredir aşkla ilgili ya sınavlardan geçiyorlardı ya da ciddi sorumluluk sahibi bir ilişki yaşıyorlardı. Büyük ihtimalle bu ilişkinin adını koyacaklar. Bu ilişki ya resmiyete gidecek ya evlilerse evli olanlarda kesinlikle sistem çocukla ilgili bir sorumluluk verir arkadaşlar. Evlilik yok, işte hayatında kimse yok o zaman kesin bir tanışma, ciddi bir ilişki ki kadar birkaç ciddi ilişki de olabilir bu arada. Bu tarz görünüyor ya da kişi ciddi yaklaşır karşısındaki kişi ciddi değildir doğru aday olmadığı için. Ben yani doğru aday fırsatı adına analiz yaptırmanızı tavsiye ediyorum. İlişki analizi yaptırıp doğru kişilerle evlilik düşünüyorsanız, ciddi ilişki düşünüyorsanız bu fırsatları kaçırmamanızı öneriyorum. Onun dışında evliler, çocukları da var. O zaman ilişkilerinde bolluk kısmet gibi fırsatlar yakalayacaklar, güzel bağlantılar kurabilirler, ortaklık kurabilirler, yükselen koçlar. Artı şu şekilde de düşünebilirsiniz, bekarsınız, işte evliliği düşünmüyorsunuz, çocuğunuz yok. O zaman iş ortaklıkları anlamında güzel fırsatlar olabilir. Hobileriniz anlamında bazı fırsatlar olabilir, gelişmeler olabilir. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Zaten maddi olarak 2022 ve sonraki 18 yıl yükselen oğlakların, şey pardon koçların <laughs> ciddi anlamda kariyer ve para konuları tekrar yapılanıyor. Özellikle maddi konular tekrar yapılanıyor bu şekilde de düşünebilirsiniz Ben şimdi yükselen boğalara geçiyorum yükselen boğalar zaten 2022 ve sonraki 18 yıl hayatları değişecek sabitlerin arkadaşlar 18 yıl boyun 18 ay Pardon 18 ay boyunca hayatları değişecek sabitlerle ilgili. Ee, hayatları eskisi gibi olmayacak. Daha önce deneyimleyen e, değişkenlerdi. Değişkenlerin 18 ay sonra hayatları nasıl değiştiyse aynı şekilde boğaların da değişecek. Ee, i̇lişkilerle ilgili geçmiş kalan, yarım kalan konularını, evlilikle ilgili sorunlarını vesaire çözebilirler. Tabi bu olumlu ya da olumsuz, kişilerin yaşadıkları tecrübeye ve ilişki kalitesine bağlı olarak değişecektir arkadaşlar. Arkasından aşk yine onları bekliyor, çocuk konuları yine onları bekliyor. Ee, yılın ilk yarısı zaten şans onlardan yana e, diyebilirim ee, sonraki süreçte yani şunu düşünsünler bir değişim gelecek sabitlerde değişmek zordur bir değişim gelecek lütfen teslimiyet içerisinde olsunlar ee, yani bunlar zaten kadersel döngüler bunlar bunlar geliyorsa bizim hayrımıza geliyor sadece biz bu gelen Seçimler konusunda doğru karar vermeye e, bakalım. Başka bir şey yok yani emin olun ilerleyeceksiniz. Yeter ki doğru karar verin e, ve kim, kimsenin kul hakkını işte günahını almadığınız sürece bir sorun yok. Onlar zaten sizin ilerlemeniz için, e, tekamül etmeniz için olan e, konular, gelen sınavlar diye düşünebilirsiniz. E, şimdi boğalara geç, pardon ikizlere geçiyorum. Boğalarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada şanslı bir dönem yani sırf kadersel döngü olarak düşünmeyelim. Jüpiter'den de güzel destek aldığı için ciddi anlamda şanslı bir dönemdeler. Ama tabii ilişkiler evi biraz emek istiyor. Üzerinden geçecekler ilişkiler konusunun. Şimdi ikizlere geldik. İkizler Burcu arkadaşlar değişken burç biliyorsunuz. Son 18 ay e, hayata değişen burçlardan İkizler Burcu. Olumlu anlamda hayatları aslında ilerleme kaydetti. E, İkizler Burcu da e, daha çok e, bu değişimi, e, 2022'deki bu değişimi iş hayatı e, gibi yaşayabilir, sağlık e, konularında yaşayabilir, içsel olarak yaşayabilir. Ama ilişkilere konu gelirse eğer, e, ilişkilerde, ...daha çok şu şekilde kariyer anlamındaki ilişkilerde bir ilerleme var. Yılın ikinci yarısı da aşk konularında, işte çocuk konularında bir ilerleme var. Hayatınızda çocuk yoksa çocuk gelebilir. Hayatınızda ne bileyim ilişki yoksa ikinci yarı ilişki aşk gelebilir. Bu şekilde de düşünebilirsiniz ama önce 2022'nin ilk yarısı arkadaşlar... Kariyerde başlayacak bazı şeyler. Bu ikamet da alakalı olabilir. Daha çok bu konularda kısmetli ve güzel zamanlar olacak. Tabii bunlar da yine ilişkilerinizi anlatıyor. O anlamda da sizi etkilemiş olacak. Şimdi yengece gelelim. Yengeç yükselen yengeçlerdeyiz. Yükselen yengeçler de arkadaşlar yine şanslı bir dönemdeler. Bu arada evet sabitler 18 ay kadersel bir sınavda olacaklar. Ama unutmayalım ki su gruplarında da güzel şans, bolluk, bereket, kısmet her anlamda kısmet var. Neden? Çünkü Jüpiter kendi evi olan balık burcundan geçiyor ve tüm su gruplarına güzel açı yapıyor. Bu çok çok güzel. O nedenle yükselen yengeçler de aslına baktığımızda şanslı bir dönemdeler. Ayrıca şunu da unutmayalım. Ay düğümleri de özellikle Boğa, Kat, Kuzey Ay düğümü de Jüpiter'den güzel açı aldığı için harika. Yılın ikinci yarısı da Güney Ay düğümü alacak. O anlamda da güzel kadersel destekleyici senaryolar var. Şimdi yükselen yengeçler... Özellikle yılın ikinci yarısı yine kariyer, ev, ilişkileriyle alakalı, bu konularla alakalı bir değişim yaşayabilirler. Onun dışında aşk konusunda ciddi gelişmeler var. Çocuklarla ilgili ciddi gelişmeler var. Çünkü 5. evin karşısından sosyal çevresinden bir Kuzey Ay düğümü geçiyor ya da hayatında aşk ve çocuk varsa ya da işte her ikisi de varsa biri varsa vesaire bu konularda güzel şanslar yakalayacaklar güzel gelişmeler olacak şu ana kadar farkındaysanız tüm burçlarda güzel etkiler var yani inanın 2022'de yeter ki siz görün bir şeyleri değerlendirin güzel fırsatlar var ilişkiler anlamında biraz parada zorlanıyoruz para konusu da çözülecek Orada da doğru yatırımı doğru zamanda yapmamız gerekiyor arkadaşlar ben zaten aylık yorumlarımı canlı yayın yapmaya çalıştığım zaman genelde aşk ve para üzerine konuşmak istiyorum o tarz yorumlar yapacağım o şekilde ikisi de bizim için önemli ve ikisinin de zaten gezegeni venüs o yüzden onu baz alacağız. o şekilde de düşünebiliriz. Şimdi yükselen aslanlar için arkadaşlar sabit bir buç olduğu için zaten hayatının önümüzdeki 18 ay boyunca değişeceğini hepimiz biliyoruz. Zorlu süreçler başladı. Pek çok aslan, boğa, akrep, kova zor günlerden geçiyor. Zor süreçlerden geçiyor. Yani biraz teslimiyet içerisinde olacaklar. Direnmeyecekler. Aslında onlar direndikçe konu daha da zorlaşıyor. Biraz relax. ...rahat bırakmak, sistemin getirdiğini kabul edip, teşekkür edip... ...hani bunu nasıl çözebilirim, nasıl önüme bakabilirim gibi düşünmek gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman zaten yükselen aslanlara evlilik potansiyeli var. İlişkiler evinden Satürn geçiyor. Zaten Satürn son iki yıldır onlara ilişkiler konusunda bir sorumluluk vermeye çalışıyor. Yani ilişkiler konusunda olgunlaştırmaya çalışıyor. Bazı sınavlardan geçiriyor. Bunlar bu arada arkadaşlar evli aslanlar da olabilir. Evli aslanların da e, evlilikleri, ilişkileri sınavdan geçiyor. O nedenle e, bir de buradan e, Uranüs'ten de kare aldıkları için hani bu sorumluluklardan kaçış, özgürleşme işte o m, evlilik ilişkisinin ağır gelmesi gibi ortaklık da olabilir. Tüm ilişkileri kastediyorum. Bunlar da zor gelebilir. Satürn'ün istediği bu konularda olgunlaşmasın, olgunlaşmanız zaten giderken de ödülünü verecek. Yani e, siz gerekli sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra yaradana bırakacaksınız. Sistem zaten mükafatını emin olun bir şekilde çalıştırıp size veriyor. Baktığımız zaman Jüpiter transit'i maddi konularla sizi etkilemiş oluyor. Tüm yıl maddi konular ve yakın uzak çevrenizle alakalı olarak sizi etkilemiş olacak. MC'de kariyer evinizdeki de zaten... Hem ailevi yapıyla alakalı hem kariyerle de alakalı olarak ani e, konuları anlatıyor. Sizin özgürleşmek istediğinizi anlatıyor. Ayrıca kuzey ay düğümü de oraya geliyor. Yani bu ne demek? Aile yuva konularında, kariyer konularında da yeniden bir yapılanmaya geçeceksiniz. Yani ilişkileriniz düzenlenecek arkadaşlar. İlk önce belki de kariyerde düzenlemeye geçeceksiniz. Arkasından yuvanız, aileniz, e, evliliğiniz belki olacak. O nedenle dediğim gibi aslanlar direnmeyin teslim olun güzelliklere doğru yelken aç. Başaklara geldim yükselen başaklar yükselen başaklar arkadaşlar evet en son testten geçenler ama yine bu yılın şanslı burçlarından yükselen başaklar neden? Çünkü e, karşı evlerinde ilişkiler evinde bir Jüpiter geçiyor. Jüpiter oradan geçerken arkadaşlar bol ilişki verir, okey ama evlilik de verir. Eğer bir ilişkiniz varsa işte e, eminseniz bunu evliliğe taşımak isteyebilirsiniz. <laughs> ya da ilişkiniz yok. Ciddi bir evlilik kararı almak isteyebilirsiniz. Karşınıza öyle biri çıkabilir ki yani birden o süreç yıl sonuna kadar adı konabilir. Hani aynı yılda evlenmeseniz de yıl sonuna kadar adı konabilir. Onun dışında Ay düğümleri e, yükselen başaklar için 3-9 aksından geçecek ve orada da bir Uranüs var. E, demek ki sosyal çevreleriyle alakalı olarak e, ve yakın çevreleri pardon yakın çevreleri ve e, akademik eğitimle alakalı olarak e, bazı zorlanmalar yaşıyorlar Uranüs kaynaklı. E, bazı beklenmedik gündemlerle karşılaşabiliyorlar ama kuzey ay düğümünün oradaki transiti 18 ay onları bu konuda yapılandıracak. Ben şöyle de düşünüyorum belki de istedikleri eğitimleri alarak istedikleri zaten bunlar 18 aydır kariyerlerini oturtturdular şimdi akademik düzeylerini oturtturacaklar istedikleri yere gelerek Belki de ilişkilerini e, Jüpiter'in 7'den geçerken bu fırsatı, ilişkilerdeki bu fırsatı akademik anlamda da kullanacaklar. E, unutmayalım. E, 7'deki e, Jüpiter arkadaşlar karşımızdaki insanları anlattığı için oradan gelen fırsatları kullanma şansımız da olabilir. E, yükselen Terazi'ye geçiyorum. Evet. Yükselen terazilere geldik. Ben de bir yükselen teraziyim bu arada. Ee, yükselen teraziler için arkadaşlar e, durum biraz daha farklı. Şöyle ki tam e, koçun Karşı ev olduğu için zaten yükselen terazilerde konu her zaman ilişkilerle ilgili, ilişkilerle alakalı ve yılın ikinci yarısı Jüpiter yedinci evden geçtiği için yine evlilik potansiyeli, ilişki potansiyeli anlamında hatta çocuğun da gelmesi anlamında yediden geçen Jüpiter çocuk da verir. Emin olun güzel bir zaman yılın ikinci yarısı özellikle ama aşk evinden geçen Satürn terazilerin e, aşk konularında biraz olgunlaşmalarını sorumluluk almalarını istiyor. Bu yine çocuk evi. Çocuk konusunda da gerekli sorumluluğu e, almalarını e, daha doğru kararlar vermelerini istiyor. E, çocuk sahibi olmayı düşünenler için de zaten e, Satürn'ün 5'ten e, geçmesi bazı tabii ki sorunlara da neden olabilir. Gecikmelere vesaire gibi. E, evet Ediz'ciğim biraz haylaz bugün. E, o nedenle Arkadaşlar bununla ilgili de tabii gerekli yardımları alabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Satürn bazı gecikmeler yaratabiliyor e, bulunduğu ev konularında. Çocuk konularında tabii ki hepimiz bir salgın içerisindeyiz. İster istemez bu tarz gecikmelerde, sorunlarda yaşanmış olabilir. Yükselen terazilerle alakalı olarak bunu söyleyebilirim. Zaten e, ortak gelirlerde, ay düğümleri de 8'e geldiği için ortak gelirlerde e, bir artış yaşayabilirler. Bakın şu ana kadar herkeste güzel şeyler var. Evlilik zaten herkeste var. Hemen hemen. <laughs> yani aşk bingo yani var. Çünkü neden? Kat, boğa, jüpiter, balık arkadaşlar. Zaten o yeterli. Geldik yükselen akreplere. Yükselen akrepler yine sabitlerde. Evet sabitlerimiz teslim olmaları gerekiyor. Biraz kendilerini rahat bırakmaları gerekiyor. E, sabit burçlarımız evlilik konularında eğer evlilerse evlilikleri daha ileri seviye taşıyacaklar evliliklerindeki sorunları biraz daha çözmüş olacaklar daha farklı bakacaklar Daha konular netleşecek kafalarında o şekilde de düşünebilirsiniz. Evli değillerse arkadaşlar bu sefer e, onları hayatlarında ileriye taşıyacak işte bu kişiyle ben ancak evlenebilirim diyebilecekleri insanlarla karşılaşacaklar. E, aynı zamanda hem evliler, hem e, çocukları var diyelim. Bu sefer yine evlilikleri e, ileri taşıyacaklar. Yani evlilikleri daha iyi günler görecek de diyebiliriz. Çocukları yoksa çocukları zaten olabilir. E, kat da onu verebilir. Evliliğin daha üst e, versiyonu taşımaları içinde gibi düşünebilirsiniz. E, onun dışında... E, Güney ay düğümü birinci evinden geçtiği için yükselen akreplerin biraz böyle kendileriyle ilgili yarım kalmış hangi konular varsa işte bu sağlık konuları olabilir, dış görüntüleri olabilir, imajları olabilir, estetikle alakalı konular olabilir, her neyse. Bunları tekrar bir ele atmak isteyebilirler, elden geçirmek isteyebilirler. Jüpiter zaten yine su gruplarına çok bolluk, bereket, kısmet getireceğini konuşmuştuk. Yükselen akrepleri de getirecek, aşk evinden geçen bir Jüpiter. Çocuk evinden geçen bir Jüpiter, yani aşk, çocuk, sanat anlamında çok bereketli bir yıl olacak onlar için, çok tatmin olacakları bir yıl olacak. Sadece biraz o işte akrebin çok fazla deşmesi, derinlere girmesinden biraz çıkması lazım. Dediğim gibi sabitlerin 2020 18 ay hatta diyelim. 18 ay mottosu relax, teslim içinde olmak. Biraz evrenin enerjisini kendini bırakmak. Çünkü başka türlü emin olun bu e, gat ve katın e, bizden istediklerini yapamayız. Yani akrepler biraz akreplikten çıkmalı, boğaya gitmeli. E, o krizlere biraz ara vermeye çalışmalı gibi de gibi de düşünebiliriz. Evet, şimdi yükselen yaylara geldik. Ee, bu arada benim de güneşim yay arkadaşlar. Ee, yükselen yaylar, e, tabii ki onlar da bir değişken burç olarak son 18 ayda yaşayacaklarını yaşadığı hayatları değişti, hepsinin farklılaştı. Ee, şimdi artık sıralarını savdılar. sabitlerde e, bu değişim, kadersel değişim. Ee, yükselen yaylar Jüpiter Transit'in arkadaşlar 4-10 aksından alıyor. Dördüncü evde yuva aile konularında e, güzel gelişmeler yaşayabilirler. İşte yine bakın bir evlilik, yine bir çocuk, hatta ev alma, e, ev sahibi olma, taşınma yani uzaklara taşıma da olabilir bu. Tüm bu fırsatlar yükselen yaylar için e, var. Ayrıca ee, içsel olarak da biraz e, relax olmaları lazım. İki e, kat 12'den geçecek biraz zordur ruhsal olarak. E, kendilerine iyi gelecek konularla ilgilenmeleri lazım. Örneğin işte ibadet, meditasyon gibi dua okumak e, iyi gelir. Onun dışında tabii ki e, hayatlarında planladıkları gündelik konularla alakalı olarak ilerleyecekler. Yılın ikinci yarısı bakın yine... Ee, ...yükselen yaylar şanslı... ...yani diyorum ya bu, bu yıl hakikaten... ...bütün burçlar için ilişkiler anlamında... ...aslında çok güzel bir yıl... Ee, ...çocuk fırsatı var... ...aşk fırsatı var... ...ve Jüpiter'in 5. E, e, evden geçmesi... ...zaten çok e, aşk, e, flört verebilir... E, bekarlar için bu tarz fırsatlar var... İşte evli ve çocuğu olanlar için de... ...çocuklarıyla ilgili güzel fırsatlar var... ...kısmetler var... E, ...bu şekilde de düşünebilirsiniz... <laughs> Evet, yükselen oğlaklara geldik. Ee, yükselen oğlaklar arkadaşlar, evet, yükselen oğlaklarda bir Pluto var, hala orada. Biraz onları zorluyor, kaç yıldır zorluyor hatta. Kolay değil, hayatları değişiyor, tekamül ediyorlar, ciddi ciddi değişimler yaşıyorlar, müthiş değişimler yaşıyorlar hatta. Eskisi gibi de olmayacaklar zaten. Bu yaşadıkları son 20 yılı unutamayacaklarını düşünüyorum. Şimdi yükselen oğlaklar Jüpiter transitini 3. evden 3.9'dan alacaklar. Yakın çevreleriyle ilgili, uzak çevreleriyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. onun dışında aşk konusunda kuzey ay düğümü transiti deneyimleyecekler. Yine bu aşk, çocuk, ee, ...evlilik fırsatları da verebilir. Zaten yükselen oğlaklar genelde ciddi ilişkileri düşünürler. O anlamda yine çok güzel, değerlendirebilirler. Ee, hayata karşı e, Kuzey Ay düğümü 5'ten geçtiği için arkadaşlar... ...kadersel tanışmalar, kadersel evlilikler gündemlerine gelebilir. Ee, çocuk düşünmediği an kadersel olarak bir çocuk olayı olabilir... ...evliliklerinde, hayatlarında... Ya da çocukları var işte hani çocuk düşünmüyorlar artık vesaire ama bu sefer çocuklarıyla ilgili kadersel konular gündeme gelebilir. İşte çocuğunun yurt dışında okuması gibi, çocuğunun işte ıı, uzak bir yerde iş bulması gibi ıı, o şekilde de çalışabilir. O anlamda yine yükselen oğlaklar için çok güzel etkiler var ilişkiler anlamında. Yükselen kovalara geldik. Ee, yükselen kovalar, Zaten bir satürn transite yaşıyorlar. Aslanın karşı tevi. Aslan gibi de düşünmelisiniz arkadaşlar. Zaten birinci evden geçen satürn de seni evlendirir. Yediden geçen satürn de seni evlendirir. O nedenle ilişkiler anlamında kendisiyle ilgili zaten sorumluluk sahibi bir burç bu arada kova. Ciddi anlamda satürn sorumluluk vermek istiyor. Büyütmek istiyor. Olgunlaştırmak istiyor. Satürn oradan geçerken yükselen kovaların evlenme ihtimali çok çok yüksek. Hala bu etki var. Son yıldır da bu etki vardı. Yeni bu etki devam ediyor. Ee, arkasından yakın çevresinden, yılın ikinci yarısı yakın çevresinden e, bir Jüpiter transit yaşayacak. Ee, yakın çevresinden şanslı dönem olabilir yükselen kovalar için. Ee, ayrıca dördüncü evden geçen bir kuzey ay düğümü yaşayacaklar. Bakın kuzey ay düğümü dörtten geçerken de kişiler evlenebilir arkadaşlar. Ev alabilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir, ciddi bir ilişkiye başlayabilir, e, evlilik olmasa da biriyle birlikte ciddi bir ilişkide ayrı, bir eve çıkabilirler gibi gibi de düşünebilirsiniz. Bu e, göçü de verebilir. Bakın uzaklara taşınmak, işte e, yer değişikliği vesaire gibi ikamet değişikliği de verebilir. E, yani yükselen kovalarda da. Her ne kadar birden satürn geçse de hayatları kolay değil şu ara. Yine o da sabit bir burç sonuçta. Ama emin olun kuzey ay düğümü 4 e, ailevi konularda, yuva konusunda ciddi bir yapılanma getirecek zaten. Son burcumuz yükselen balığa geldik. Evet. E, yükselen balıklar zaten yılın şanslı e, burçlarıydı biliyorsunuz. Ve birinci evden Jüpiter geçerken zaten harika şanslı kısmetli bir dönem ve öyle de ilişkiler öyle de bir evlilik fırsatı olabilir kişiye aynı zamanda ay düğümleri de arkadaşlar. Üçüncü evden geçiyor, 3-9 aksından geçiyor. Üçüncü evden geçen yakın çevresinden de güzel fırsatlar yakalayabilir, kadersel anlamda güzel gelişmeler yakalayabilir. Belki eş adayı yakın çevresinden çıkar. Tabii bu kişisel haritalara göre değişiyor. Ben genel yorumlar yapıyorum. İçsel olarak biraz zorlanıyorlardır. 12. evden geçen bir satürn biraz depresif, psikolojik olarak biraz baskı veriyordur. Rahat olmalarını öneririm şimdi yükselen balıkların biraz e, hassas ve duyarlı olduklarını düşünürsek e, daha relax oldukları sürece emin olun e, Jüpiter'i daha güzel kullanırsınız. Çünkü Jüpiter iğnesel bir gezegen yılın ikinci yarısı da para evinden geçeceği için hani güzel kullanılması gereken bir gezegen evet bolluk bereket kısmet e, şans geliyor ama sen bunu görüyor musun sen bunu kullanabiliyor musun sen bunu değerlendirebiliyor musun esas olan bu. Unutmayın gökyüzündeki gezegen pozisyonları arkadaşlar gündemler yaratır. Önemli olan biz bunları nasıl kullanıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz değil mi? Asıl önemli olan bu. İşte astrolojinin de güzelliği burada. Ön bilgiyle bunları kullanıp değerlendirebiliriz. Şimdi benim 2022 ile ilgili burçlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bana gelen sorulardan bakıyorum instagramda yükselen akrepler için e, sormuşlar e, bir şey var mı olabilir mi gibi e, evlilikle alakalı sanırım ben, ben bütün burçları anlattım arkadaşlar gerçekten e, gerçekten bütün burçlar ilişkiler anlamında kısmetli bereketli bir dönemdeler geçiyorlar. O nedenle hakikaten biz farkındalıklı olmalıyız Hani biz, aktif olmalıyız bazı konularda. Bu ilişkileri sadece sevgili olarak da algılamayın. Tabii öyle bir insanın evliliğinin olması ya da bir ilişkisinin olması tabii ki çok önemli ama dediğim gibi sadece bunu evlilik olarak algılamayın. Ailenizle olan ilişkiniz, iş yerinizdeki ilişkileriniz bunların hepsi ilişkiler bazında çok güzel ve güzel fırsatlar var. İstediğiniz gibi değerlendirmelisiniz. Fırsatları kaçırmamalısınız. 2022'de evet retrolar var var. Retrolara dikkat edin. Retrolarda bir şey başlatmayın ama e, retroların dışında da e, güzel zamanlar var. E, örneğin bu aralar çok güzel zamanlar. o Zor bir Ocak ayını atlattık dediğim gibi e, ilk başta anlattığım. Şu an gayet güzel zamanlar. Bu arada ben her yıl sevgililer günüyle ilgili kampanyalar yapıyorum. Her yıl üniversite öğrencilerin seçimiyle ilgili olarak da mesleki seçimle ilgili de kampanyalar yapıyorum. Sevgililer günüyle ilgili Şubat ayı boyunca ilişki danışmanlığım arkadaşlar detaylı tüm haritalara bakıyorum gerekli olduğu sürece 300 lira. Eğer düşünürseniz ilişki danışmanlığı almayı Şubat ayını değerlendirebilirsiniz. E, ayrıca sorularınız varsa lütfen e, yazın okumak istiyorum 2022 burçlar için ilişkiler anlamında gayet güzel de değil mi <laughs> kuzey ay düğümü akrep evet ters kavuşum ters kavuşum kesinlikle Arkadaşlar yeni bir döngünün başladığını söylüyor. Yani o başlayan döngüde ki akrepler farkındalıklı burçlular çok iyi kullanırlar. Eminim yani onlar fark eder kimden hayır gelecek, onlara kimden şer. Hislerine güvensin. Venüs Oğlak'ta ben Venüs Oğlağım arkadaşlar. Maddi olması Oluyor da ama şöyle düşünün. Yani maddi pek değil. Daha çok Venüs Oğlak profesyonel çalışıyor. Yani ilişkilerde de profesyonellik arıyor. Ben mesela öyleyim. Yani eğer evliliği imza attıysa o zaman onun gereklerini yerine getireceksin gibi. Ya da bir ilişkideysen Venüs Oğlak biriyle o zaman ilişkinin gerekliliğini yerine getireceksin. Yani Venüs Oğlak biraz daha ilişkileri de profesyonel bakıyor. Oğlak parayı boğa gibi düşünmüyor arkadaşlar. Profesyonellik daha ön planda, para ikinci planda. Boğalar için ülke değiştirmek. Ee, şimdi boğalar için ülke değiştirmek okey kuzey ay düğümü olabilir ama bu yükselen boğa mı güneş boğa mı natal harita ne vaat ediyor bakın bu çok önemli yani şimdi natal haritada Dokuzuncu evde zor süreçler varsa yurt dışı ile alakalı ya da geçici mi kalacak, kalıcı mı bir göç olacak o zaman e, sorun çıkabilir. Hani bu biraz astrokardografi analizi konusu e, o bir danışmanlığa giriyor. Hani o yüzden ben kesin bilgi veremem ama genel bilgi evet boğalar için güzel etkiler var. Rica ederim arkadaşlar. Biraz heyecanlıydım. ilk canlı yayınım. <laughs> Umarım bundan sonrakiler daha iyi olur. Sevgiler arkadaşlar. Benim için de çok keyifliydi inanın.